Şimdi mesazeye gideceğiz. Günün değerlendirmesini isteyeceğiz. Mehmet Arın yapacak bize günün değerlendirmesini. Mehmet Arın merhaba. Buse'nin merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ticaret görüşmelerindeki risk Trump tarafından açıklanan açıklamalar nedeniyle küresel piyasalardaki eksiği görüyoruz, kırmızı. Ama biz pozitif ayrıştık. İçerideki fiyatlamaları bize anlatır mısınız? Tabii Buse'nin kısaca özetlemeye çalışayım. Haftanın 3. işlem günde de küresel piyasalardan pozitif olarak ayrışmaya devam ediyoruz. Tabii son zamanlarda Hong Kong merkezli protestoların devam ediyor olması ve bunun da şiddetinin artmaya devam etmesi Asya piyasalarına satış getirdi. Aynı zamanda son günlerde ABD Başkanı Trump'ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleriyle ilgili ve anlaşmayla ilgili yapmış olduğu farklı açıklamalar piyasaların küresel çapta da satışla karşılaşmasına sebep oldu. ABD Başkanı Trump son yapmış olduğu açıklamada Çin'le görüşmeye yakın olduklarını ama anlaşma olmazsa eğer yeniden vergileri devreye sokabileceğiyle ilgili yapmış olduğu açıklama bir anda tedirginliğin yükselmesine sebep oldu. Aynı zamanda bugün ABD'de gerçekleşecek olan ABD Başkanı Trump'ın azil süreciyle ilgili halka açık olarak ifade verme süreci de başlıyor. Bunu da küresel piyasalar yakından takip ediyor. Çok kısa süre önce ABD'den Fed Başkanı'ndan gelen açıklamalar vardı. Bunlardan kısaca özetlemek gerekirse genel ekonominin Fed politikalarıyla uyumlu olduğundan bahsetti. Ancak yukarı yönlü risklerin hala devam ettiğini, hatta yurt dışı büyümenin istenildiği kadar olmadığını, aynı zamanda ticaret savaşlarının da ekonomiyi olumsuz olarak etkilediğinden bahsetti. Ve son olarak da tüketim harcamalarının iyi şekilde devam ettiğini, aynı zamanda hem gelir tarafında hem de istihdam tarafında ekonominin güçlü olduğuna değindi burada Trump, düzeltiyorum Fed Başkanı Powell. Bunu da notlarımız arasına ekleyelim. Tabii Borsa İstanbul daha pozitif olarak hareket ediyor. Bugün yurt içi piyasalarda açıklanan herhangi bir veri yoktu. Çok kısa süre sonra gerçekleşecek olan ABD Başkanı Trump ve Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmesi yakından takip edilecek ve buradan çıkacak olan sonuca göre de piyasaların biraz daha dalgalanmasını devam etmesini bekliyoruz. Bugün 105.000 seviyesini test etti. 105.200 önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Geri çekilmelerde tabii bugün test ettiği 103.500 ve 104.500 noktaları da önemini korumaya devam ediyor. Eğer akşam olumlu bir haber çıkarsa ve piyasaların yüzünü güldüren bazı gelişmeler olursa yukarı yönlü hareketlerde rekor denemesi yapabilir diye beklentimiz hakim Borsa İstanbul'da. Yarın sanayi üretim verisini ve cuma günde işsizlik rakamlarını takip edeceğiz. Aynı zamanda enflasyona ilişkinde tahminler cuma günü gelecek. Dolar TL tarafına bakacak olursak dolar TL'de biraz daha sakin bir seyir vardı. 5.75 seviyesinde işlem görüyor ama dolar endeksindeki 98 seviyesindeki tutunma devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil fiyatlarına baktığımızda 1.87'lere geri çekildiğini gördük. Bunun da etkisiyle beraber dolar TL'de bir miktar geri çekilme oldu. Burada takip edeceğimiz nokta 5.70 ve 5.67 noktası önemli destek olarak çalışacaktır diye düşünüyorum Buse Hanım. İyi yayınlar dilerim size. Mehmet Arın çok teşekkür ediyoruz, size de iyi akşamlar. Şimdi kısa bir